Merhabalar, bugün sizlerle 9 Eylül Üniversitesi'ni gezeceğiz. Ben buraya neden geldim? Kuzenim, bugün 15 Ağustos, kuzenim KPSS sınavına girecek. Yani ÖAB testi var bugün. Onun için yeri üniversitedeydi. Ben de gelmişken, hani sizin de tercih döneminiz olduğu için, yani aranızdaki bazı kişilerin. Onun için buraya gelmişken bu üniversiteyi de çekmek istedim. Bundan önce Ege Üniversitesi'ne gitmiştim. Orayı, kampüsünü çektim. Şimdi burası biraz yokuş. Buca'da bu, hani 9 Eylül Üniversitesi bayağı bir tepede. Yani şu an şehir merkezinin manzarası gözüküyor. Serin, çok güzel hava. Onun dışında size işte burada elimden geldiğince göstermeye çalışacağım fakülteleri falan. Hani kafeler olur, neler var falan. Onları göstermeye çalışacağım. Şimdi 10'da sınav başlıyor. 12.30 gibi çıkacaklar. O sıra ben de çok fazla yokuş olduğu için hani çantamda bir oraya bir buraya gitmek zorunda kaldım. Aşağıda da hukuk fakültesi var. Oraya kadar inebilir miyim bilmiyorum. Dediğim gibi çok yokuş bir hani kampüs. Neyse, birlikte gezelim o zaman. Evet, ikinci kez sınav uğurluyoruz. Alkışlarla, üç evetle. Geç. Zahmet. De bakayım. Sen bir sorun varsa gelirsin. Şöyle 9.30 saat. Bu ileride galiba otopark vesaire var. Aşağıda mühendislikler var. Çevre mühendisliği falan. Buradan gidiyoruz. Başlıyoruz. Burası mimarlık fakültesi. Ben neredeyim ya? Karıştırdım. Az önce bir şey yaptım. Burada
arası ormanlık gibi bir yer böyle. Aslında buralar bakımsız kalmış. Bilmiyorum 2 yıl hani pandemi olduğundan dolayı mı? Aslında güzel yerler. Hani buraları düzleştirebilirlerdi. Bank falan koyulabilir. Öyle güzel bir gölgelik alan. Şu aşağıda zaten şehir merkezi gözüküyor. Hani kucak. Burada duraklar var. Şu merkez. Tiyatro diyor. Aşağıda galiba amfiler. Tamam, oraya gidelim. Bu videoyu şöyle düşünebilirsiniz. Yani ben 9 Eylül Üniversitesi'nde okumuyorum. Mesela siz yeni öğrencisiniz burada. Buraya geldiniz. Hiçbir yeri bilmiyorsunuz. Ve benim gibi hani oklara, yönlere baka baka gidiyorsunuz, geziyorsunuz. Yani öğrenmeye çalışıyorsunuz. Aynı şekilde ben de yapıyorum. Eğer ben buraya hani üniversite öğrencisi olarak gelseydim, aynı şekilde hani oradan oraya gezecek, dolaşacak, nerede ne var öğrenecek. Bu video hani bilgilendirici videodan ziyade bu şekilde hani bir benim bakış açımdan, bir öğrenci bakış açısıyla izleyebilirsiniz. Öyle söyleyeyim size. Burası neymiş bakalım. Şurada mühendislikler var. Şu tarafta aynen mühendisliklerin hepsi şu tarafta yani. Burası amfiteyatroymuş. Gerçekten çok güzel. Açık olacağını beklemiyordum ama açık zaten. Yani açık amfiteyatrosu. Bayağı iyiymiş. İşte yani hani pandemi olmasa böyle konserler, şölenler, şenlikler olsa çok iyi olurdu burada. Hani bayağı güzel, ben beğendim. Böyle hani yaz akşamları falan burada oturup bir şeyler yapmak çok güzel. Manzara da hani şey manzarası, şehir manzarası. Hatta gece daha güzeldir burası. Hani full karşında ışıklar var. İşte gökyüzü açık falan. Çok güzel. Bu arada ben de yatay geçiş yaptım. Normalde Giresun Üniversitesi'nde okuyorum. Onun öncesinde Balıkesir Üniversitesi'nde okudum. Şimdi yatay geçiş yaptım. Bakalım hani hangi okul çıkacak. Merakla bekliyorum. Haftaya salı açıklanacak. Eğer hani orası tutarsa hiç Giresun Üniversitesi'ne gitmeden, orada okumadan diğer başka üniversitede derse başlayacağım. Bakalım. Benim için heyecan verici yani. Ben seviyorum, ne bileyim, bir yerde sabit kalmayı sevmiyorum açıkçası. Yani bu okul da olabilir, bu gezi yeri de olabilir. Amfiydi, oradan indim. Yukarısı mühendislikler dediğim gibi. Şu an ben en tepeye çıktım. En tepeden aşağıya doğru geze geze iniyorum. Burada Fen Bilimleri Enstitüsü, ÖYAP, Ortak Zorunlu Dersler Bölüm Başkanlığı falan var burada. Şimdi sınava girdiler ya, çok sessizleşti burası yani. Çok fazla araba vardı her yerde, zaten yukarısı full insan dolu. Hani herkes bekliyor, yerlere falan oturmuşlar. Çok sessizleşti. Burada yazıyor ki 9 Eylül Üniversitesi matbaası bu taraftaymış. Bir de ben kuzenimi almaya geriye yukarı çıkacağım. Aşırı güzel esiyor, serin serin, böyle mis gibi temiz hava kokuyor. Ormana gidiyoruz. Her üniversitede olmazsa olmaz birer inşaat. Her üniversitede illaki bir yeni yapılacak olan, yapılan bir bina vardır. Şimdi burada durakta galiba şeyler asılmış. Kütüphane bölümüymüş burası. Bu duraktan geçen hatları yazmış böyle. Mühendislik 412. Şöyle. Bu arada hani bir buraya gelecekseniz buraya bakabilirsiniz. Bostanlı'daysanız, yani karşı yakadaysanız buradaki şey binmenize gerek yok. Çünkü vapurla veya metro ile direkt gelebilirsiniz Şirinyer'e. Şirinyer'de indikten sonra direkt Tınaztepe, Şirinyer şehirde direkt Esot'una binip direkt burada inebilirsiniz. Buralar hep kapanmış. Bomboş. Merhaba. Merhaba.
Şu Halıstan yukarısında Denizcilik Fakültesi, İşletme Fakültesi ve bir tane daha bir şey var. Şurada yol var, şuradan gidelim. Burası da böyle sporla ilgilenen varsa, gençlik okuyanlar varsa, şöyle bir halı sahası var. Aşağıda ne var acaba? Merhaba. Merhaba. Diğerleri hiç beni takmıyor. Şu an ben konuk evinin oradayım. Çok aşağıya geldim. Şimdi burayı da bilmiyorum ya. Eğer aşağı inersem, çünkü aşağıda bir şey gözükmüyor, boş boşuna inmiş olurum diye buraya kadar geldim. Başka yoldan tekrar yukarı çıkacağım. O zaman daha ayrıntılı gösteririm size. Kafelerin içini falan. Gitmiyor ya. Geldi yanıma. Eğer siz hani başka şehirden geliyorsanız, ben çünkü hani İzmir'de olanlara sanki hani anlatıyormuşum gibi hissettim. Havalimanında indiniz diyelim. Havalimanının önünden, Adnan Menderes Havalimanı'nın önünden direkt İzban geçiyor. İzban'a binip Şirinyer durağında iniyorsunuz. Şirinyer durağından aşağıya çıktınız. Aşağıda zaten hemen Esot durakları. Esot dediğimiz bizim bu hani kart basıyoruz ya, o otobüslere biniyorsunuz. Oradan binip direkt 9 Eylül'e gelebilirsiniz. Tabii ki de orada sorabilirsiniz. İnternette de yazıyor hangi otobüse bineceğiniz falan. Yani iki ulaşım aracına binebiliyorsunuz. Otogarla geldiğinizde nasıl oluyor derseniz, şimdi ben otogarla buraya hiç gelmedim. Burcu Üniversitesi'ni tek kelimeyle açıkla derseniz size sadece yokuş diyebilirim. Bir de çok fazla rüzgar var. Rüzgardan başım ağrıdı. Daha saat 10.30. Önce yeri gezdim, şey yaptım. Hala 10.30 saat. Daha 12'de çıkacaklar. 2 saat ne yapacağım bilmiyorum burada. Gitmediğim fakültelere gideyim. Oraları da göstereyim size. Az önce birlikte oturduğumuz köpekler bir anda havlamaya başladı ya. Galiba yabancı köpek geldi. Ona havlıyorlar. Kütüphaneye geldim. Köpekler hala havlıyor. Çorba çeşmesi mi? Çorba veriyorlar galiba. Burası kütüphane oluyor. Burası içerisi şöyle. Keşke açık olsaydı, burada vakit geçirirdim. Başım ağrıdı, bir kahve olsa baya iyi gelirdi ama kahveler ya, tost 9.5-9 TL yazıyor. Aldım tost, kaşarlı tost bu arada, sade. 12 TL aldı. Adam 2 aylık yapacağı hani ciroyu değil size, parayı bir günde topladı. Neden herkes mecbur alıyor, hani bir gün sınava geldiler. Alan alıyor yani. Ağaç demişken hani ağaçlı. Yatay yatay uzamış, bakar mısın? Muğla'da falan bu tarz ağaçlar çok fazla ya kısıtçın. Onların hepsi yandı ya. Gerçekten. Üzücü. Denizcilik Fakültesi'ne geldik. Karşısı full manzara. Burası gece çok iyi olur. Böyle bir bina. Yollar çok güzel ama full yeşillik. Gölgelik. Biraz dinleneceğim. Burası çok güzel kokuyor ya. Böyle tertemiz hava kokuyor. Yeşillik kokuyor böyle. Çok güzel. Burada biraz dinleneyim. Bu
ara benim bu arada kuzenim de okul öncesi öğretmenliği bölümünden giriyor. Şu an 3. sınıf. Asıl sınava 4. sınıfta girecek ama hani kendini denemek için bu sene de girebildiği için bu sene sınava girdi. Şimdi bir tane koçla çalışmaya başladı. Özel rehberlik hocası gibi. İşte denemeler, hoca işte denemeler bunları açacak, bunlar çözecek, çizelge falan tutacak. İşte şu hocaları dinleyin, şunu yapın, şu testi çözün falan filan diyecek, yani yol gösterecek. Eğer aranızda okul öncesi düşünen veya okuyan varsa kuzenime sorup hani size de paylaşabilirim. Nasıl ders programları falan diye. Bakalım yani. Doğal Yaşam Park. Gerçekten aşırı doğal. Yeah, man.